Sovyetler Birliği kurucusu Lenin'in 30 yıl yaşamaz dediği Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim'de 100 yaşına giriyor. Lenin'in kurduğu Sovyetler Birliği dağılalı ise 32 yıl oluyor. Çok yaşa Mustafa Kemal, çok yaşa Cumhuriyet, çok yaşa Türkiye. Ya hoca doğru söylüyor ya da hoca Siyonist. Deli miymiş? Araplar Osmanlı'yı sattı. Atatürk diktatör müydü? Vahdettin hain miydi? 12 adaları İsmet İnönü mü kaybetti? Selahattin Eyyubi Kürt müydü? Dış güç yok, dış mısraf yok. Kadir Mısırlıoğlu'nun söylediği asılsız mıdır? Onun soyundan gelenler... Hoca da bir Siyonistlik sesi. Filistin'in şu anda kullandığı bayrak Osmanlı'ya karşı açılmış bir isyan bayrağıydı. Fakat... Her yerden Cengiz çıkıyor arkadaşlar ya. Yani. Saltanatın kaldırılmasını Mustafa Kemal'e teklif eden kişi. Neden o zaman İtilaf Devletleri'yle tekrar masaya oturmuştu? Arkadaşlar selam. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar ama burası 10. köy. Burada her şey doğru arkadaşlar. Ben direkt ilk videonun yorumlarıyla girmek istiyorum arkadaşlar. 10. köyün mantığı tam anlamıyla anlaşılmamış galiba. Burada 10. köyün doğrularını konuşuyoruz arkadaşlar. Yani konuktan bağımsız. İlk bölümümüzün konuğu Kaan Kazgan'dı. Konusu da fenomenlerdi. Biz orada fenomenleri konuştuk. Kaan Kazgan'la konuştuk. Hatta Kaan'a da dedik ki sen çok hızlı bir şekilde bu takipçiye eriştin. Bunu hak ettin mi tarzında bir soru sorduk. Yani Kaan'ın kavgasından ayrı bir olay yani. Biz orada fenomenleri konuştuk. Mesela bugünün konusu da Türk tarihindeki hurafeler. Bunun için de gittik tarihçi... Yazar getirdik arkadaşlar size. Emre Yükselen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Hocam, sağ olun. Bu arada hocam siz kendinizi istiyorsanız bir ufaktan bir tanıtın. Emre Yükselen tarihçi yazar. Aynı zamanda Twitch ve YouTube'da da yayınlar yapıyorum. Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonra havaya bakar mısın? Galatasaray Üniversitesi'nden mezun adam. Sonra da işi menbaında öğrenmek için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin tarih bölümüne gittim. Üzerine tarihi de bitirdim. Şimdi de buradayım. Hocam valla yani ilhamınızda böyle kedicik belgeselini izledikten sonra insan böyle bir tuhaf oluyor. Hocam ilhamınızdan bir de saçını uzatmış hoca. Hocam ben direkt soruyla başlıyorum. Tabii. Yani bu çok fazla böyle sokak röportajlarında bile var bu. Lozan'da gizli madde var mı hocam? Artık yani 2023'e de geldik sonunda. Uçacak mıyız hocam? Zengin olacak mıyız? Petroller çıkacak mı doğudan? Fışkıracak mı? Yani doğal gazla böyle yani kapılar, pencereler açılacak mı? Yani topraktan fışkıracak mı petrol? Ne yapacağız hocam? 24 Temmuz sabahı hanıma özellikle söyledim. Aman dikkat et dışarı çıkarken her an petrol fışkırabilir. Tabii bu işin şakası ama şimdi gerçek boyutuna gireceksek Lozan zaten açık bir anlaşma. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde Lozan'ın tüm maddeleri Türkçe olarak ve orijinal dili Fransızca olarak yayınlanmış halde. İsteyen herkes şu anda girip bakabilir. Lozan'da gizli madde diye bir şey yoktur. Kesinlikle açıktır. O dönem içinde açıktır, bugün içinde açıktır. Peki bunun olmasının sebebi dönemin siyasal konjüktürleri mi diyoruz yani? Yani siyasal amaç uğruna mı yapılmış? Dönemin yani şu an çıkartamıyoruz. Şu an fakiriz mesela. Yani bu şu an çıkmış bir yalan değil. Bu bence 20-30 sene önce de bu yalan bence söyleniyordu. Söyleniyordu ama şu biraz da açıkçası Türkiye her zaman maden çıkartabildi. Hatta eski zamandan beri biz zaten maden işleyebiliyoruz. Fakat satabiliyor muyuz? Biz madeni ham madde şeklinde çıkartıyoruz. Dış ülkelere satıyoruz. Sonrasında işlenmiş halini geri satın alıyoruz. Maalesef. Peki biz işlemememizin sebebi Lozan mı? Değil. Çünkü işleyebiliyoruz da aynı zamanda. İşleyen yerlerde var. Türkiye'de şu anda maden işletmeleri, maden teknik enstitüsü var. Tetkik enstitüsü var. Yani bizi engelleyen herhangi bir sebep yok. Dış güç yok. Dış mihrak yok. Hiçbir zaman öyle olmadı. Mi? Vallahi mi ya? Hocam sen bence yalan söylüyorsun. Yol yaptı, köprü yaptı. Bence sen full hikayedesin. Peki hocam Lozan'ın bir süresi var mıdır? Yani 100 yıllık bir hikayesi. Doğru şöyle Lozan'ın hiçbir zaman bir süresi olmadı. Çünkü Lozan Türkiye'nin tapusudur. Bir tapunun nasıl ki süresi olmazsa kişi ölene kadar aynı şekilde anlaşmaların da süresi kendi içerisinde yazmıyorsa olmaz. Lozan'da işte 8 yıllıktır, 10 yıllıktır, 50 yıllıktır, 100 yıllıktır gibi bir madde yok. Hiçbir zaman Lozan'ın bir süresi olmadı. Fakat bazı kesimler Kadir Mısırlıoğlu tayfası bunu kullandı. Çünkü buna inandırdılar insanları maalesef. Peki Kadir Mısırlıoğlu'nun söyledikleri doğru mudur? Ya şimdi Kadir çünkü Mısırlıoğlu... ben şey duydum mesela Kadir evet. Mısırlıoğlu'nun söyledikleri de böyle aslında koftiden değil böyle kanıtla söylüyor diyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta şunu söyleyebilirim. Onu... Bir insanı çürütmek için yazdıklarına bakmak gerekir. Ben Kadir Mısırlıoğlu'nun yazdıklarını okudum. Gerçekten söylüyorum, okudum. Bir insan ne yazmış öncelikle bakmak gerekir ki bunu da tavsiye ederim. Eğer ki bir şeyi çürütecekseniz önce karşı taraf ne diyor? Sizinle aynı görüşte olmayan kişi neyi savunuyor? Ona bir bakmak gerekir. Kadir Mısırlıoğlu, Rıza Nur zamanında ne yazdıysa onu anlattığını söylüyor. Burada bir araya gireceğim. Rıza Nur'un kim olduğunu bilmeyen insanlar olabilir. Rıza Nur, Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürk döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapan eski bir tarihi kişiliğimizdir. Aynı zamanda kendisi Türkçüdür. Hatta mezar taşında bile Türklük için yaşadı ve öldü şeklinde bir ibare mevcuttur. Hüseyin Nihal Atsız'ın da hocasıdır bu arada. Aa, tabii. Peki Rıza Nur'un söylediklerini mi kanıt olarak gösteriyor, evet, Mısırlıoğlu? Çoğu yerde o şekildedir. Hatta şunu da söylemek lazım. Türkçü adam niye o tür şeyler yazmış ki o zaman? Durma mı yazmış? Onu şu anda incelediler, biliyor musunuz? Rıza Nur'un yazdıkları tek tek incelendi. Hem de psikologlar tarafından. Şöyle ki Rıza Nur, evet. Doktor Rıza Nur bir zamanlar Mustafa Kemal'in çok yakınındaydı ve çok güvendiği insanlardan birisiydi. Öyle ki Lozan'a gittiğinde bile onu göndermişti. Lozan delegasyonunda gidenlerden birisi Doktor Rıza Nur'du, İsmet İnönü ile birlikte. Yani o kadar güvenilen birisi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı. Aynı zamanda saltanatın kaldırılmasında, bu kendi iddiasıdır, Mustafa Kemal'e teklif eden kişi. 1 Kasım 1922'de biliyorsunuz saltanat kaldırıldı. Bunu kendi yazdığı kitaplarda, işte o Kadir Mısırlıoğlu'nun kaynak olarak aldığı kitaplarda ben yaptırdım diyor. Nasıl ya? Deli mi yani? Ya aslında psikologlar baktığında bazı yerlerde sakıncalı ifadeler görüyor. Mesela sakıncalı ifadede bir örnek var mıdır? Var. Mesela en bariz olanı. Eşcinsellerden nefret ettiğini söylüyor. Hemen akabinde birkaç sayfa sonrasında keşke ben de bir kadın olarak dünyaya gelseydim diyor. Yani aslında keşke bir editöre vereymiş ilk önce kitabı. Karıştırsaymış. Bu arada kitabı editöre vermek bir kenara dursun. Kitabı kendi sağlığında bastırtmadı. Aa. Tabii. Kafka gibi. Kafka'da da bu arada. Onu da Max Brod bastırmıştı ama şimdi şöyle bir şey. O kitabı tamamen bir kasaya koydu deniyor. Bakın bu denen kısmı, işin hikaye kısmı artık. Çünkü bunu şey gören bilen... 3 sezon dizi çıkar arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz yani diziler Türkiye'de 2 saat bayağı bir senaryo yazmış yani hocam. Ya şöyle bir şey... İngiltere'de gizli bir kasada tuttum diyor. İşte ondan sonra gidiyor Kadir Mısırlıoğlu bunu buluyor, bir şekilde eline geçiriyor. Oradan gördüklerini yazıyor. Hatta işte Mustafa Kemal'in ölümünden sonra bu basılsın şeklinde bazı şeyleri var. Kendisinin de yani asılsız mıdır? Yani Kadir Mısırlıoğlu'nun söylediği, Rıza Nur'un söyledikleri kanıt olarak gösterildiği için, Rıza Nur'un da çeşitli psikolojik rahatsızlıkları olduğu için asılsızdır. Tabii ki. Lozan'da da gizli madde yoktur. Hiçbir zaman da olmadı. Arkadaşlar ki... ya hoca doğru söylüyor ya da hoca Siyonist. İkisinden biri. Ajan çıktım şu an falan. Peki hocam şöyle söyleyeyim, şu anda da çok konuşuluyor. Bazı kesimler tarafından işte Filistin'e gitmeliyiz asker olarak, işte İsrail'le savaşmalıyız falan diyenler var. Bazı kesimde diyor ki Araplar bizi sattı zamanında, şu an hatta Filistinliler de diyormuş zamanında Osmanlı'yı sırtından vurduk, şu an onun cezasını çekiyoruz falan diyorlarmış da. Bu da bir hurafe midir onu da bilmiyoruz. Gerçekten Araplar Türkleri, Osmanlı'yı sattı mı? Şimdi Halil Hocam şöyle bir şey var. Size de hocam diyebilirim bu arada. Çünkü bir edebiyat öğretmenisiniz aynı zamanda. Filistin'in şu anda kullandığı bayrak Osmanlı'ya karşı açılmış bir isyan bayrağıydı. Fakat bunu yapan Filistin'in halkı değildi. Filistin'deki ve o Hicaz bölgesindeki Şerif Hüseyin isimli bir adamdı. Bu Şerif Hüseyin dediğimiz o kadar da mübarek bir adam ki onun soyundan gelenler sonrasında birisi Ürdün kralı oldu. Ki hala Ürdün kraliyet soyu onun ailesinden gelir. Şerif Hüseyin. Peki Şerif Hüseyin Suudi miydi? Yani... evet, Suudi Arabistan kraliyet ailesi zaten yine onun soyuna dayanır. Ki kendisini peygamberin zaten soyuna dayandırıyor. Ülkeye ismini vermiş arkadaşlar adam. Yani normalde orası Arabistan. Suudi Arabistan olmasının sebebi Şerif Hüseyin midir yani? Ya, Suudlarla hatta onların tartışmaları var. Orası apayrı bir mesele. Suudlar aslında kendisini zaten biraz Araplar böyle sıkıldıkça böyle kavga ediyorlar. Savaş yapıyorlar kendi aralarında zaten. Kabile zihniyeti hala devam ediyor maalesef ama ondan ayrı. Şerif Hüseyin'in şurada altını çizmek istediğim nokta şu. İngilizlerle bir anlaşma yapıyor. Bu yaptığı anlaşmanın neticesinde Osmanlı'nın o bölgesindeki toprak kayıplarının asıl sebebi Şerif Hüseyin. Hatta savaştığı kişi de Fahrettin Paşa. Çöl kaplanı. Çekirge, evet, çöl kaplanı. Çekirge yiyor. Çekirge yemek durumunda kalıyor. Adamın yapabileceği bir şey yok. Hatta savaş bittikten sonra galiba Türkiye'ye geri döner. Savaş bittikten sonra Fahrettin Paşa galiba orada da bir süre daha Medine'yi müdafaa etmeye devam ediyor. Ondan sonra veriyor galiba. Artık bırak ver diye. İstanbul'dan mı geliyor acaba? Ne? Anlamadım. bildirim. Yani artık Medine'yi teslim et diye tabii İstanbul'dan ki, tabii ki artık çekil oradan. Savaşarak vermiyor kaybettik. Yani. Kaybettik deniyor. Ama Fahrettin Paşa ben rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Ona ben bunu nasıl yaparım diyerek terk etmek istemiyor. Ravza-ı Mutahhara orada olduğu için terk etmek istemiyor. Fakat bir açıdan da bakmak gerekirse şerif diyoruz hani. Peygamber soyundan geldiğini iddia eden bir adam. Peygamberin hatırasına saldırıyor aslında bir yerde. Ki onun soyundan gelenlerin tamamı isteyenler açıp bakabilir. Wikipedia sayfalarında bile çıkar bu arada bu. İngiliz okullarından mezun oldu. Tamamı. Suriye-Irak Krallığı'nın olduğu dönemlerde, Manda sonrası dönemde Şerif Hüseyin'in soyundan gelenler kraldı. Suudi Arabistan kraliyet ailesi Şerif Hüseyin'in soyuna dayanır yine. Ürdün kralından örnek verdik. Açıp bakabilirler nerelerden mezun olmuşlar. Yani İngiliz bağlantısı Şerif Hüseyin'in soyunda hala devam ediyor. Ki şuna da ayrı bir parantez açmak lazım. Şerif Hüseyin dediğimiz kişi biz 3 Mart 1924 senesinde halifeliği kaldırdığımızda kısa bir süre sonra kendisini halife ilan etti. Tabi dünya tanımadı. Evet. Fakat şu anda hala onlar Şerif Hüseyin'i halife olarak görüyorlar. Devam etmemiş mi? Şerif Yok Hüseyin'e devam etmedi. Hiç kimse tanımıyor zaten. O tek başına takılıyor öyle. Peki hocam yine bir kesimin sürekli dile getirdiği bir söylem var. Atatürk diktatör müydü diyorlar. Tek partili olarak işte 23'ten 38'e kadar yönetti diye işte bir dönem işte çok partili döneme geçilmek isteniyor işte Türkiye'de ama geçmiyor. Yani geçiyor gibi oluyor. Sonra tekrar CHP yönetmeye başlıyor. CHP zihniyeti yönetmeye başlıyor. Atatürk'e diktatör diyen çok fazla. Tek başına yönettiğini düşünen çok fazla. Atatürk diktatör müydü? Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurucu cumhurbaşkanı. Şimdi diktatör dediğimiz zaman aslında köküne de birazcık inmek gerekiyor. Mesela Roma döneminde diktatör dediğimiz şey kısıtlı bir süre için idareyi eline alan kişi anlamında. Eğer bu açıdan bakacak olursak yani tabii biz farklı anlamda kullanıyoruz şu anda da o açıdan bakacak olursak belli bir süre için idareyi eline aldı. Vefat ettiğinde de zaten cumhurbaşkanıydı. Aktif cumhurbaşkanı iken vefat etti ki Türkiye Cumhuriyeti'ne bir Turgut Özal bir de Mustafa Kemal Atatürk görevdeyken vefat eden cumhurbaşkanlarımız. Sorunuza dönecek olursak diktatör müydü? Evet, CHP döneminde tek başına idare etmek durumunda kaldı çünkü yapayalnızdı. Dönemin şartları mı diyoruz? Dönemin şartları değil, dönemin insanları. Etrafındaki en yakın arkadaşları dahi kendisini anlayamadı. Bunu en yakınlarına dahi söylemiş kendisi, bizzat ağzından. Atatürk'ü Abdülhamid yalnızlığına mı bırakmışlar? Ya belli bir şeyleri başardıktan sonra, özellikle de arkadaşlar farklı görüşteyse, büyük liderler zaten yalnız kalır. Bu Abdülhamid'de mesela o dönem yaşamış mıdır? Evet yaşamıştır ama onunki biraz daha farklı. Ali Suavi olayından sonra Abdülhamid kendisini yalnız bırakıyor. Biliyorsunuz sarıklı ihtilalci sarayı basıyor ve hemen akabinde Abdülhamid'e bunun bir korkusu geliyor. Hani birisi buraya kadar gelebildiyse bana zarar verebilir endişesi zaten var. Dışişleri Bakanı'nı vuruyorlar galiba iddiatçılar. Şöyle şunu belirtmekte fayda var. İddiatçılar o dönemde o kadar aktif olarak faal değil. Henüz daha değiller. Fakat Abdülhamid rejimine karşı bir ayaklanma zaten söz konusudur. Onun da sebebi bizim tarihimizde çok şey geçmez ama belirtmekte fayda var. Sultan Abdülhamid'in de bir darbeyle başa gelmesidir. Sultan Abdülhamid bir anda başa gelmedi. Kimi devirmişti? 5. Murat'ı, abisini, kardeşini. 5. Murat da galiba birazcık hafiften... 3 aylık bir saltanat süresi vardır ama hemen akabinde... 3 aylık süreden sonra Sultan Abdülhamid amcası Abdülaziz'i tahttan indirip 5. Murat'ı çıkartanlarla tekrar anlaşıyor. Mithat Paşa vardır mesela bunların arasında meşhur. Evet. Aynı kabineyle tekrar anlaşıp kendisi tahta çıkıyor. Kendisi tahta çıktıktan sonra da bunları temizlemeye başlıyor. Çünkü Osmanlı'da yazılı olmayan bir gelenek vardır. Sultan Abdülaziz'in kanı aktı mı? Osmanoğulları bunun intikamını mutlaka alır. Zaten kutsal sayılıyor arkadaşlar Osmanlı yani hanedan kanı akıtılmaz. Zaten o yüzden boğarak öldürüyorlarmış. Öyle bir nacizane naiflikleri var. Bu var ama maalesef uyulmayan yerler de var hem de baba oğulda. Abdülaziz'in bilekleri kesilerek öldürüldü. İki bileği de kesilmiş. Evet. İki bileğini kesemezsin arkadaşlar. Bir tanesini mantıken. Kesilmiş. Aynı şekilde oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi. Belki de Osmanlı'nın kaderini değiştirebilecek birisiydi. Duydum. O da aynı şekilde Şişli'de Pembe Konak'ta olması lazım. Aynı şekilde babası gibi bilekleri kesilmiş halde bulundu. Hatta bu da tarihsel bir dedikodu olsun. O dönem bunu Enver Paşa'dan bildiler. Tabii Çanakkale cephesinde bir atışma durumları oluyor. Enver Paşa biliyorsunuz o zamanlar başkomutan vekili. Evet. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi de veliaht. Osmanlı tahtının tek varisi o dönemde. Ki Sultan Vahdettin'in daha o zaman tahta çıkıp çıkma ihtimali konuşulmuyor bile. İddiatçılar tarafından sevilmeyen birisi. Hatta şunu söylemekte fayda var. Kimse tarafından sevilmeyen birisi. O dönemde. Abisi dahil. Enver Paşa'dan mı bahsediyorsun? Enver Paşa değil sadece. Mehmet Reşat da hani çok fazla göz önünde bulundurmuyor. Sultan Abdülhamid mesela, şunu da söylemekte fayda var. Sultan Abdülhamid de 5. Mehmet Reşat'ı çok sevmez. Sevmezden kasıt da yanında bulundurmak istemez. Bu şekilde dedikodulu anlatılsa böyle liselerde, ortaokullarda bence herkes çok iyi. Mesela bak Katerina'yı hiç kimse unutmaz. Baltacı Mehmet Paşa'nın böyle gidip böyle Prut Savaşı'nda böyle o çadıra girmiş. Böyle 2-3 saat takılmışlar, sonra geri dönmüş. Normal Moskova'ya girecekmiş çok yani. Çok rivayet o ya ama. Yani çok işte rivayet. Moskova'ya girecekmiş de mesela herkes bunu bilir yani. Hani en derste alakası olmayan kişi bile bunu kesinlikle bilir. Peki hocam Abdülhamid demişken, Abdülhamid harbiden hiç toprak kaybetmedi mi ya? 33 yıl sonra sene boyunca hep şey derler. 33 sene boyunca topraklarda kesinlikle savaş çıkarmadan, toprak kaybetmeden ülkeyi yönetmiştir derler. Ama aynı dönemde Kıbrıs İngilizlere kaybedildi denmiyor da kiralandı deniyor. İşte Türkiye büyüklüğünde, mesela ben bunu geçen Twitter'a yazdım. Türkiye büyüklüğünde toprak kaybetti yazdım. Yanlış yazmış biri. 2 Türkiye büyüklüğünde yazmış. Harbiden yani, ya da bu şekilde bunları yaptı mı? Böyle bunları yaptıysa niye muhteşem bir lider olarak böyle lanse ediliyor yani hala? Şunu belirtmekte fayda var. Sultan Abdülhamit dönemine göre zaten ilk başta başa gelişini anlattık. Hani darbeyle başa geldi ve etrafında... Darbeyle mi gider? Darbeyle gelen darbeyle gider genellikle. Bu yazılı olmayan kurallardan birisidir yine ama... Bu arkadaşlar bu video yani Perşembe günü falan yayınlanacak. Şu an darbeyle gelen biri var. Mısır lideri Sisi. Bakalım darbeyle gidecek mi? Çok merak ediyorum. Yani eğer ki giderse bunu montaja koyalım arkadaşlar. Yorumlara doluşuruz yani. Ben çok merak ediyorum. Harbiden darbeyle gelen darbeyle gider mi? 10 sene sonra Hort, bak işte Halil İbrahim Göker demişti. Ya şimdi şöyle bir şey var. Sultan II. Abdülhamit tahta çıktığında zaten Osmanlı'nın konjektürü pek de parlak değil. Çünkü ufukta bir savaş var. 93 Harbi. Evet. Osmanlı bu savaşa girmek istemiyor. Fakat çok fazla yanlış yönlendiriliyor. Özellikle de Osmanlı paşaları tarafından, askerler tarafından. Yani Sultan Abdülhamid sorduğunda o dönemde işte bizim ordumuzun durumu nedir? 400 bin kişilik hazır ordumuz var deniyor padişaha. Gerçekte 100 bin kişi bile yok. Ki orduda biz reform geçirmemişiz. Sultan Abdülaziz döneminde muazzam bir donanma kurmuşuz. Fakat Sultan Abdülhamid döneminde o donanma... Niye öyle olmuş peki? Maalesef bir şeylere uğradı. Ne oldu? Bekletildi. Uzun süre bekletildi ve en sonunda çürümeye bırakıldı. Bunun sebebi yine dış minnaklar mı? Yok. Bizim kendi iç minnaklarımız bunlar. Peki burada İttihat ve Terakki'nin bir parmağı var mı? İttihat ve Terakki'de mesela şey derler, mason derler. Doğrudur. Yani. Kesinlikle doğrudur. Hatta şunu söyleyeyim, İttihat Terakki'nin 3 paşalarından Talat Paşa 33. derece masondur. Ama bunun da bir sebebi var. Mesela? Sultan II. Abdülhamit dönemi, istibdat dönemi. Evet. İnsanlar rahat rahat konuşamıyorlar mesela. Bizim şimdi burada oturduğumuz gibi işte ya da izleyenlerin şu anda bizi izlediği gibi bu kadar kişi toplandıysa birisinin mutlaka... Bunlar kesin bir bok yiyor mu? Kesinlikle deyip hemen jurnalciyi oraya sıvıştırıyor. Aramızdan birisi padişaha haber uçuran kişi oluyor. Tabi Yıldız İstihbarat Teşkilatı gibi padişahın elinde muazzam bir güç var. Buna karşı Teşkilat-ı Mahsusa'yı kuruyorlar ilerleyen süreçte. İttihat ve Terakki kurmuyor. Tabii ki İttihat ve Terakki kuruyor. Teşkilat-ı Mahsusa'da Kuşçubaşı Eşref var. Evet. Arabistanlı Lawrence. Ona da mesela Kuşçubaşı Eşref için de mesela şey derler, birazcık tırlak derler kendi kitabında yazdığına göre. İşte Arabistanlı Lawrence'ı görmüş. Arabistanlı Lawrence'a demiş ki işte Ürdün'de Vahid Rahim'de bir Arap şeyhiyle konuşmuştun. İkna etmeye çalıştın. İkna etmeye çalıştın isyan için. İşte o Arap şeyhi bendim demiş mesela. Seni yendim falan. Evet işte öyle. Anlatılıyor. Yani hikaye. Arabistanlı Lawrence direkt o şekilde yani birebir iki tane böyle muhteşem ajanın karşı karşıya gelmesi çok film ya. Yani bana da pek inandırıcı gelmiyor. Bir tarihçi bir hoca var. Saçları yok, kel demeyeyim. O mesela o şekilde anlatıyor ve çıktığı her programda anlatıyor bu hikayeyi. Yani ne kadar doğru bilmiyorum yani. Ya ama mesela gerçek yönünden bakacak olursak Gertrude Bell diye de bir kadın var. Çöl Kartaliçesi. Irak'ta hala çok sevilir. Aslında Osmanlı'yı bitiren de odur. Ne, hangi ülke? Ya bir sürü Orta Doğu coğrafyasında Gertrude Bell... İngiliz şey mi? İngiliz. He. Haritayı çizen kişidir. He. Ve İngilizlerin Orta Doğu uzmanıdır kendisi. Hatta Gertrude Bell işi belli bir yere getiriyor. Daha sonra İngilizler işte kadınlar oy kullansın mı diye tartışmaya başladı da kadınlar siyasetten ne anlar falan diyor. Hani kendisini bir tık da erkeklere yakın görüyor Gertrude Bell. Tabii. Churchill'le araları çok iyi. Lawrence'ı yetiştiren kişi. Hani Lawrence'ı biz çok abartıyoruz ama aslında bir öncesi var onun. Gertrude Bell gibi bir gerçek var. Yani şu anda mesela izleyicilerimize söyleyeyim. Eğer ki dedeniz Anadolu'da yaşayan bir köylüyse ve fotoğrafı yoksa köyünüzün fotoğrafını Gertrude Bell'in arşivinden bulabilirsiniz. Ki bunlar yayınlandı. O kadar mı ya? O kadar. Anadolu'da karış karış gezmiş. Aa. Karış karış. Ve kendisi bir arkeolog. Bu kılıfa sokmuş kendini. Arkeolog olarak işte ben şurada şuna bakayım, burada buna bakayım. Her tarafı gezmiş kadın. Geçen Twitter'da bir tane video gördüm hocam. Siz böyle karış karış gezdi dediğinizde. 2 tane İsveçli Hakkari'de böyle yan yanalar. Arabanın içerisindeler. Bir tane dayı da böyle vlog çeker gibi böyle yakınlarına yaklaşıyor. Onları turist sanıyor. Ne yapıyorsunuz diye öyle bir panikle şey yapıyorlar. Böyle birbirine bakıyorlar. Hakkari'nin dağındaki zirvesindeki karları incelemeye geldik. Zaten İsveç'in her tarafı kar arasını satayım. Millet de şey yazmış işte, bırakın da adamlar işlerini yapsın. Adamlar ajan falan demişler. Harbiden evet. Bu şekilde bu bisikletle gezenler var ya mesela sürekli görüyoruz. O videonun sonu da var. Ne diyor? Gerçekten ajan çıktı onlar. Tutuklandı mı, ne oldu? Hayır, öldürüldü. Fotoğrafı çıktı hatta ölüsünün. Oradaki ajanlardan birinin. Ciddi mi ya? Tabii. Kim öldürmüş? Oradaki kadın vardı ya. Evet. O kadının daha sonra işte ajan olduğu gerçekten ortaya çıktı. Hatta şey yazmış altına da. Ben de gördüm aynı tweet'i. Bu millet alim değilse bile ariftir falan yazmış böyle. ciddi. Ciddi evet, ajanmış onlar gerçekten. Öldüren kişi de o zaman? Ya bizden ya başkadan. Hani belli de değil. Aa. Tabii. Evet, ne diyorduk? Abdülhamid. Kaybetti mi hocam? Kaybetti ama şu şekilde mesela 93 Harbi var. 1293 senesinde Hicri tabi bunlar. Yoksa 1877-1878. Zaten bir sene öncesinde de tahta oturmuş adam. Meşrutiyeti ilan etmiş. Hani yapabileceği çok da bir şey yok ki kendi askerine de güvenmek istiyor. Fakat Osmanlı bu savaşa hazır değil. En büyük toprak kayıplarını Abdülhamid burada yaşadı. Sonrasında tamamen denge siyaseti. Nedir bu denge siyaseti? Almanların güçlü olduğu yerde İngilizleri, İngilizlerin güçlü olduğu yerde Almanları, her ikisinin güçlü olduğu yerde Rusya'yı, yani devletleri birbirine kırdırmak istiyor. Çünkü Osmanlı'nın bir gücünün olmadığının farkında. Bunun için de yeniliklere gidiyor. Yani mesela bizde çok gariptir. Eğitim alanındaki en büyük yenilikler Cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı'da Abdülhamid dönemindedir. Aa, bir de şunu da soracağım. LGBT'yi tanıdı derler ya Abdülhamid için. Ya hiç karşıma çıkmadı böyle bir şey ama öyle bir şey duydum, biliyor musun? Ümmetçilik politikası doğrultusunda pek tanıyacağını zannetmiyorum ya. Onun çünkü öyle bir bakış açısı var. Ama Osmanlı'nın böyle ordunun içerisinde oğlanlar diye bir tane de böyle bir... İç oğlanları var, evet. İşte bunların ne yaptığını biliyoruz. Ama... Şimdi muhallebi çocuğu gibi bir deyim vardır. Evet. Osmanlı'da, Türk'te hatta mangalda kül bırakmamak falan derler. Evet. Bunlar bize gelmişler. Fakat hani oğlancılık kültürü dediğimiz şey pek de hani günümüzdeki gibi anlaşılan bir algı değil. Aslında oğlancılar acemi ocağına giren kişiler, sübyanlar, evet. Çocuklar onlar. Onlar hani pek şey yaparlar, atıfta bulunurlar ama onun pek de şeyi yoktur. Ha, Osmanlı içerisinde bunlar yok muydu? Vardı. Özellikle azınlıklar içerisinde çok fazla vardı. Mesela günümüzde Kasımpaşa tarafında bazı yerlerde böyle ifadeler, şekiller falan çıkar. Ya onlar açıkçası hani kerane şeydir. He. Tabii. Onu belirtmek için oraya özellikle şey koyarlar. Ne koyuyorlar? Simge. Ne mesela o simge? Mesela işte kanca koyuyor, gemik şey koyuyor, işareti koyuyor. Ya orası bilin ki eski tersane yerinin olduğu yere yakınsa eskiden o amaçta kullanılmıyordu. Başka bir şey. Genelde bir şey diyeceğim, bunun tersaneyle bağlantısı ne ki ya? Deniz kenarına yakın, hani oradan şey yapıyorlar biraz da. Yakınlık kuruyorlar. Sandala binip şöyle bir çapa, ben karşıya geçiyorum hanım deyip böyle bir karşıya geçerken böyle U mu yapıyor orada? Bunu Murat Bardakçı çok güzel açıklamış aslında. Onun bir kitabı var, Osmanlı'da seks diye. Hani açık da yazmış. Murat Bardakçı kitap mı yazmış? Evet, Osmanlı'da seks diye kitabı var. Hani bu işaretlerinden ya ben mesela şimdi kanca diye söyledim. O sadece bir tane örnek. Bundan ayrı binlerce şekilleri var mesela. Bir şey koyuyor, başka bir şekle geliyor. O anlama gelmiyor, başka bir şey. Hani geçenlerde de ben de bir tane video gördüm. İşte Osmanlı'da şu çiçek şu anlama gelirmiş, bu çiçek bu anlama gelirmiş, şu kokuyu yaparsanız şöyleymiş. Bunlar sonradan uydurulmuş şeyler. Bunların alakası yok. Hatta hanıma gösterdim. Benim hanım da tarihçi. Dedim hani bak böyle bir şey varmış. Osmanlı bu kadar zengin miymiş ya gerçekten? Herkes de farklı bir koku falan. Yok yani, halk o kadar çünkü zengin değil. Ben bu çiçekle alakalı bir şey biliyorum. Bir seyyah geziyor, Edirne civarına geldiğinde de bir Türk kadınını görüyor. Kadının saçında bir tane lale var, kafasında tülbent var. Kadına diyor ki kafandaki ne? O da lale yerine tülbenti söylüyor. Tülbent diye yazıyor notlarına. Avrupa'ya da bir tane lale götürüyor. Bu ne diye soruyorlar. O da tülip diyor. Tülip. Günümüzde yani şu an İngilizce'deki tülip arkadaşlar lale. Tamamen bir yanlış anlamadan dolayı İngilizceye bizim tülbent onlara lale olarak geçmiş. Bu da böyle bir bilgi olarak vereyim çiçek demişken. Hocam Abdülhamid demişken o zaman bir tane daha bir hurafe söyleyelim. Doğru mudur, yanlış mıdır? Vahdettin hain miydi? Ya şimdi Twitter'da fenomen bir arkadaşım var. John Snow. Muhtemelen takip eden arkadaşlarımız da biliyordur. Ben de takip ediyorum. Geçen gün onun arabasında konuştuğumuz konu. Ben öncesinde farklı düşünüyordum. Beni ikna etti bu konuda. Şunu görene kadar. Ben önceden yapabileceği bir şey yok diyordum. O da senin işte aileyle yakınlığın var, ondan kaynaklı bunu söylüyorsun diyordu bana. Ama ondan kaynaklı değildi gerçekten de, ama gerçekten böyle düşünüyordum. Fakat bana gösterdiği bir şey var. Kendisi San Remo'dayken, yani İtalya'dayken yaptığı ve yazdığı bir mektup var. Dönemin Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı'na. Bu geçici sürede kaldığım, saltanatından uzak kalmam sizi kesinlikle işte başka şeylere, fikirlere yöneltmesin. Bu konuda zaten çok konuşmak istemiyorum. Çünkü Ankara'da bir grup isyancı tahtıma, saltanatıma ve halifeliğime işgal etti diye getiriyor aslında bir yere. Hani çok da oralara bahsetmek istemiyorum. Keşke onlardan bahsetse. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Mustafa Kemal'den bahsediyor. Ve silah arkadaşlarından. O zaman hain midir? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden bakacak olursak maalesef öyle görünüyor. Hani geri dönmedi, imkanı olsaydı belki de dönmek istiyordu. Bayağı bir şeyli, yani kaynaklı bir bilgi. Tabii kendi yazdığı mektup. Dönemin Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı'na kendi yazdığı mektuptur bu. O zaman diğer bir hurafeye direkt geçeyim. 12 adaları İsmet İnönü mü kaybetti? Ya şimdi şöyle. Daha doğrusu şunu Lozan'da mı kaybetti? Evet, yani Lozan'da kaybettik. İsmet İnönü'nün siyasi beceriksizliği midir? Ya İsmet Paşa'nın açıkçası 12 adalarla pek bir ilgisi yok. Sosyal medyada şimdi bu işte Yusuf Kayalp'ten sonra bir şey başladı. İsmet adaları verdi falan diyorlar. Yok, ondan kaynaklı değil. Biz Lozan'da mı kaybettik? Evet, Lozan'da kaybettik. Fakat bizim 24 Temmuz 1923 senesinde gittiğimiz Lozan değildi o. Tarihimize Uşi Anlaşması olarak geçen 1912 senesinde gittiğimiz Lozan Anlaşması'ydı. Biz Uşi Anlaşması'na da Lozan diye bahsetmiştik. Daha sonradan Lozan Anlaşması olunca ona Uşi dedik. Böyle bir şey var. 12 adaların elden çıkışı Uşi Anlaşması'dır. Elimizde olmayan bir şeyi maalesef zaten veremeyiz. Biz Lozan'a gittiğimizde Sevr'i parçalayıp gitmiştik. Ya 12 adalar, Kıbrıs bir kenara dursun. Biz daha Anadolu'da bile söz sahibi değildik. Lozan'a gittiğimizde Anadolu'da Ankara dahil birkaç tane vilayet, İstanbul elimizde değil, işgal altında. İzmir'e girilmiş, Antalya, Konya taraflarına girilmiş, Hatay'da, Adana'da farklı devletler, farklı çıkarlar ön plana çıkmış durumdaydı. Biz Kurtuluş Savaşı'nı bitirdik, ondan sonra Lozan'a gittik ve alabildiğimiz kadar aldık. Bugünden baktığımızda Lozan, o dönem için gerçekten yapabileceğimiz en iyi anlaşmaydı. Daha sonrasında zaten biz bunun telafisini nerede yaptık? Mesela Boğazlar konusunda verdiğimiz tavizi Montreux'da yaptık. Hatay'ı aldık. Hatay 1939 senesinde. Bakın mesela ilk soruya da buradan bir gönderme gelebilir. İlk sorulardan birisiydi. Mustafa Kemal diktatör müydü? Şahsi meselemdir demiştir. Çok yanlış anlaşılır bu konu. Şahsi meselemdir demesi Mustafa Kemal'in sözünün devamında çok daha belirgindir. Şahsi meselem deyişi, ben bu konuyu çok önemsiyorum, İşte Hatay benim için çok önemli anlamında değil. Mustafa Kemal o kadar çok Hatay'ı önemsiyor ki, o kadar çok içselleştirmiş ki bu konuyu, gerekirse Cumhurbaşkanlığını ve milletvekilliğinden istifa edip bir nefer olarak Hatay'a gitmeyi, Türk milletini bir savaşa sokmadan bölge halkını organize ederek, teşkilatlandırarak Hatay'da yeni bir devlet kurup ana vatana katmayı planlıyor Mustafa Kemal. Buradaki bu sözündeki... Tabii ki Hasan Rıza Soyak'a söylediği sözdür bu. Bir nefer olarak gidip orada teşkilatlanıp ana yurda katmak istiyorum diyor. Şahsi meselem aslında hocam, buradan gelir. Peki hocam misak-i milli içerisinde olan Batum sanki birazcık güme gitti gibi gözüküyor. Evet. Çünkü hiç konuşulmamış ya. Ne boğazlar konuşulmuş, işte 12 ada konuşuluyor. Mesela günümüzde de konuşulmuyor Batum. Batum misak-i milli'nin içerisinde hiçbir şekilde, yani o zaman Sovyetler'de ihtilal oluyor. Yani alınmaması için bir sebep de yok sanki Batum'un. Ama Batum şu an güme gitmiş gibi. Ya açıkçası şu an işte oraya Batum'da şeye gidiyoruz biz işte. Kumara gidiyorlar bizimkiler galiba. Bütün Türkler de orada. Ben Batum'a gittim bu arada. Batum şu anda özerk bir yapıda zaten. Hani doğrudan Gürcistan'ın içine de dahil durumda değil. Batum şu anda özerk yapıda ve Batum'un zaten ahalisi Türk şu anda. Ya ben Batum'da Türkçe konuşarak gezdim. Hiç de bir sıkıntı yaşamadım. O kadar mı ya? Hepsi Rizeli neredeyse. Ha 82 Batum. Tabii. Süleymaniye, Musul, Kerkük, Erbil böyle gidiyor. Çok iyi. Peki hocam şöyle sorayım. Bu benim çok uzun zamandır merak ettiğim bir şey. Derler ki Mevlana, Mevleviliğin kurucusu Mevlana, Selçukluları Moğollara satmıştır derler. Ki biz de yani okulda da gördüğümüz kadarıyla Türkçe eseri de çok yoktur. Çok yoktur değil, hiç yoktur. Ya Arapça yazmıştır ya Farsça yazmıştır Mevlana. Yani birazcık buna opportunist diyorlar. Yani fırsatçı da diyenler var. Ben demiyorum. Doğruluğu var mıdır? Ya şimdi şöyle, Mevlana'nın zaten Farsça yazması çok doğal. Çünkü kendisi Türk değil, Fars. Evvela yani? Oradan gelelim. Tabii Mevlana Türk değil, Fars. Fars Ortasya'dan geldiği söyleniyor. Afganistan Bel şehrinden geliyor Türkiye'ye. Bel'den geliyor tabii. Afgan mı? Afgan değil, Fars. O da mı Afgan falan? Ama şimdi şu var. Mevlana geldiği dönemde zaten Anadolu'nun yapısı Moğolların girdiği döneme tekabül ediyor. Yani Moğollar Anadolu'da bir güç. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılmak üzere. O dönemleri kapsıyor ve Mevlana da açıkçası bu dönemde, ki şunu da söylemekte fayda var. Evlerde çoğu işte Mevlana'nın sözü diye asılan sözlerin çoğu Mevlana'ya ait değil. Ya şey de öyle ki Atatürk'le alakalı sözlerde Atatürk'ün her konuya dair sözü olamaz ki abi ya. Jockey at yarışı izlemeye gidiyor. Evet. İşte medeni milletler at yarışı izleyen milletlerdir. Ya ne alakası var Allah'ım? Kültleştirmeyi çok seviyoruz. Bizde birisi ön plana çıktıysa mutlaka kültleştirmek gerekir. Konya'nın figürü Mevlana olmuş. O yüzden de halk onu o dönemde benimsemiş. Mesela Emir Celaleddin Karatay var. Mevlana ile aynı dönemde yaşamış insanlardan birisi. Karatay Medresesi var ki günümüzdeki Karatay Üniversitesi de kendini buraya dayandırır. Özel bir üniversitedir. Yani böyle bir üniversitede biz onun devamıyız. İşte onun devamı şeklinde kurulduk şeklinde kendini lanse eder. Baktığımız zaman Emir Celaleddin Karatay o dönem Türk savunmasında Mevlana'dan daha büyük hizmet vermiştir. Mevlana Türklere yönelik sözleri maalesef ortada. Ondan ayrı olarak Mesnevi'yi de muhtemelen çoğu kişi okumamıştır. Hani biz ezber konuşmayı çok seviyoruz. Mesnevi'deki hikayeleri okuyan bir insan Mevlana'ya yani çok sıcak bakmayabilir. Ya bir de zaten Fable Mesnevi'deki çoğu şey. Hayvanları konuşturuyor arkadaşlar. Bu Lafontaine falan var ya yazdığı Fable işte. Benzetilebilir, onun tarzında şey. Yani bize Fable olarak öğretildi. Ben buradan Fable değilse bile kendi hocalarıma suçumu atayım ve üzerimden o şeyi atayım arkadaşlar. Şu da çok fazla konuşulan bir şey. Hem sosyal medyada hem insanların dilinde. Selahattin Eyyubi Kürt müydü? Evet, Kürttü. Hatta Hezbaniye ailesine mensuptur kendisi. Hezbaniyelerdendir. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Selahattin Eyyubi'nin soyu mesela çok sonradan tartışma konusuna girmiştir. Çünkü bizim millet Selahattin Eyyubi'yi de çok tanımıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Selahattin Eyyubi'yi zannediyorlar ki... Zaten bu topraklarda ki, değil. Şeyde, şu anki bugünkü günümüzdeki Kudüs, Türkiye Mısır değil. Ve Suriye'nin imparatoru. Evet. Ki şunu belirtmekte fayda var. Selahattin Eyyubi kutsal bir soydan gelmiyor. Yani Türklerdeki o kut anlayışı gibi bir soydan gelmiyor. Mısır devletinde Fatımilerin içerisinde bulunan bir vezirdi. Gücü eline aldı. Daha sonradan Mısır Sultan ilan etti. Darbeye benzetilebilir yaptığı şey çünkü bir yerde. Gücü eline aldıktan sonra da Eyyubileri ilan etti. Onun soyundan gelenler bakın mesela Azerbaycan'da hani neden Türk derler iddiasına gelecek olursak. Azerbaycan'da mesela Selahattin Eyyubi'nin soyundan gelenler daha sonra valilikte bulundu. Onun soyundan gelenler de Türktü. Kardeşleri falan mesela Türkçe isimler kullanıyordu. Turan diye kardeşi vardı. Benimsemişler. Ama o dönemde Türk, Kürt, Arap diye çok bakmıyorlar konuya. Çünkü hani o yaşadıkları coğrafyada iki seçenek var. Ya Müslümansın ya Hristiyan. Orada Haçlı savaşları var artık. Hani birlik olmak gerekiyor. Selahattin Eyyubi ilk zamanlar Kudüs'ü almak isterken başarısız oldu. İşte Baldwin'e karşı yenilmişti. Hemen akabinde Baldwin'in ölümünden sonra mesela Kudüs'ü aldı. Orada aslında Selahattin Eyyubi'nin ilk başarısızlığı ikinci sefer almasındaki en büyük etkendir. Çünkü kendisine çok güvenmişti. Ve 16 yaşındaki bir çocuğun kendisini mağlup edeceğini düşünüyordu. Ve cüzzamlı bir çocuğun. Arkadaşlar 4. Baldwin cüzzamlı, yüzünün her tarafı yara. Hatta derler ki yüzünde bu şekilde bir maskeyle dolaşırmış. Filmi var Cennetin Krallığı. Cennetin Krallığı'nda Baldwin'i oynayan kişiyi herkes bilmez. Edward Norton kendisi söyler mesela. Hiçbir şekilde benim oynadığım bilinmesin, bir gizem olsun diye. Ben de mesela geçen öğrendim. Norton olduğunu bilmiyordum. Bu arada Selahattin Eyyubi ile alakalı da bir bilgi geçmek isterim. Selahattin Eyyubi o kadar hoşgörü yönetiyormuş ki bu diğer liderlere şey olmuş işte. 2. William aşırı hayranlık duyuyormuş Selahattin Eyyubi'ye. Ve onun türbesine altın sanduka yaptırmış. Ama 1. Dünya Savaşı'nda Arap bedevileri oraya saldırı düzenleyip altınları yağmalamışlar. Sonra bu sandukadaki altın çelengi de Arabistanlı Lawrence almış. O da kraliçeye gitmiş, hediye etmiş. Üzerine de verirken Arabistanlı Lawrence yazmış. Artık Selahattin buna ihtiyacın yok yazmış. Ve şu an bu eser İngiliz Kraliyet Müzesi'nde sergileniyor arkadaşlar. Ve derler ki dünyanın en büyük suç mahali derler. British Museum için. British Museum için. Tabii Selahattin Eyyubi'nin hoşgörüsünü de şuradan görebiliriz. Kudüs ilk defa alındığında gerçekten Hristiyanlar bölgedeki her şeyi yok etmeye çalıştı. Selahattin Eyyubi tekrar aldığında da bundan korktular. Hani Müslümanlar da bize aynısını yaşatırlar mı? Aradan o kadar yıl geçti ama aynısını yaşar mıyız? Selahattin Eyyubi daha sonra Kudüs'ü aldıktan sonra şunu söylüyor. Benim hedefim bir kan davası başlatmak değil. İstediğiniz dini istediğiniz şekilde yaşamakta özgürsünüz. Hatta kraliçe bile isterse şu anda şehirden ayrılıp gidebilir. Peki hocam ben bir şey sorayım size. İngilizler Mısır'daki o bütün eşyaları çalıp götürmüş ama piramitleri niye götürmemiştir? Nasıl götürsünler? British Museum'a sığmayacak. Peki hocam son bir soru sormak isterim. Yani Arabistanlı Lawrence dedik. Arabistanlı Lawrence Osmanlı'yı dağıtmak için bayağı bir Müslümandan daha çok Müslüman olmuş. Evet. O kadar inandırmış ki bütün Arap Yarımadası'nı peşinden koşturmuş. Günümüzde de Türkiye topraklarında da böyle insanlar var mıdır? Ya bu topraklarda bu bitmeyecek. Türklerle Türkiye Cumhuriyeti'yle uğraşmak hiçbir zaman bitmeyecek. Mesela en basitten örnek az önce Lawrence'dan bahsetmiştik. Şurayı şey yapalım. Arabistanlı Lawrence'dan bahsetmiştik. Hı hı. Arabistanlı Lawrence kendisini bu role o kadar çok inandırmış ki sabahları kalkıp namaz kılıyormuş. Bunu da etrafındakiler anlatıyor. Adam sabah namazına kalkıyor. Gerçekten Müslüman mı oldu? Gerçekten Müslüman değil. Ama rolünü o kadar kaptırmış kendisini. Günümüzde de bunun türevleri var mı? Evet var. Mesela bu ülkede işte az önce Kadir Mısırlıoğlu'ndan bahsetmiştik. Kenan Evren döneminde vatandaşlıktan çıkartılmıştı kendisi. Daha sonradan İngiliz vatandaşlığına geçmişti. Sebebi çıkarılmasının sebebi ne? Artık resmi şeylerde. İlticai hareketler mi? Gibi. Algılanabilir. O dönemde. Sonrasında İngiliz daha sonra evet İngiliz vatandaşlığına geçmişti. Bunun belgeleri var. İnternetten arayanlar bulabilir zaten bunları. Aa, doğru ya öyle bir evet. Kenan Evren döneminde, Twitter'da bir ara çok döndü bu şeyler. Evren döneminde böyle Türk vatandaşlığından evet. Çıkartılan böyle ünlü adamlar vardı. Başka kim vardı ya öyle ünlü çıkartılan? Yani Kadir o dönem Ümit Özdağ'ın babası Japonya'ya sürüldü mü? O dönem değil o bir önceki dönemde mesela 1960'lı yıllarda Alparslan Türkeş, Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ gibi insanlar darbeyi yapan kadronun içinde olmasına rağmen daha sonradan çıkan fikir anlaşmazlığından kaynaklı sürgün edildiler. Mesela Alparslan Türkeş Hindistan'a Delhi şehrine gitmişti. İşte Muzaffer Özdağ Japonya'ya gitmişti ki Ümit Özdağ Japonya'da doğdu biliyorsunuz. Şimdiki işte Zafer Partisi'nin genel başkanı. Evet. Hani bunlar yaşandı. Bunlar da sürgündür. Ha sonradan Türkiye topraklarına döndüler mi? Evet döndüler. Mesela Alparslan Türkeş daha sonra askerliği bıraktı. Siyasete atıldı. Muzaffer Özdağ mesela kendisi siyasete işte Alparslan Türkeş'in yanında girmişti bırakmıştı. Sonradan oğlu devam etti. Şimdi ayrı bir partisi var. Hani bir şekilde insanlar sürgün edilse de edilmese de bu topraklarda tekrar geri dönebiliyor. Ama dönebilen insanlar var. Dönüp başka ülkenin vatandaşlığını devam ettiren insanlar var. Mesela biz ikisinin de Türk vatandaşı olduğunu az önce bahsettiğimiz 60 dönemindekilerin hem Türkeş'in hem de işte Muzaffer Özdağ'ın Türk vatandaşına döndüğünü biliyoruz. Fakat Kadir Mısırlıoğlu İngiliz vatandaşlığını bıraktı mı bırakmadı mı? Sadece bir kitap yazarı nasıl bu kadar zengin olur? Nasıl böyle malikanelerde zengin yaşar? Miymiş? Yani evini internetten bakabilir arkadaşlar. Bilmiyorum hani. Basit bir yazar onları kazanamaz. Aileden, çok satıyor olması lazım. Kriptoya girmiş. Öyle evet, hukukçudur bu arada. Onu da söylemekte fayda var. Aa. Kadir Mısırlıoğlu hukukçudur evet. Aa. Tabii. Ya bu sonradan böyle tarihe merak cidden oluyor ya. Mesela Murat Bardakçı gazeteci. Tarihçi ama gazeteci. Ama orada da ayrı bir parantez açmak lazım. Murat Bardakçı'nın dedesi, rahmetli dedesi Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayan kişilerden birisi. Daha sonra Ankara Emniyet Müdürü, daha sonra da Mustafa Kemal Paşa döneminde valilik yapan isimlerden birisi. Mustafa Kemal'in yanındaki insanlardan. Babası İlhan Bardakçı, Cumhuriyet döneminin en önemli gazetecilerinden birisiydi. Oğlu gazeteciliğine devam etti. Ya ondaki o arşivler zaten ki çok da mantıklı bir evlilik yaptı bence. Sahaflar Kralı'nın İbrahim Manav'ın kızıyla evlenmişti. Ya ondaki o arşiv Türkiye'de kimse de yoktu. Sırf arşivi kullanmak için. Yok, tabii gönül sevdası bence şey değil de. Evet arkadaşlar bence bütün hurafeleri konuştuğumuzu düşünüyorum ben. Bence sizin de aklınızdaki soru işaretleri gitmiştir. Artık yavaş yavaş bu sokak röportajlarındaki bu hurafeler artık bir son bulması gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar sıradaki bölümümüz Arena bölümü. Arena bölümünde konuğumuza bir soru soruyoruz. Konuk da arenadan birini çıkartmak zorunda. Sorumuz şu arkadaşlar. Daha önce karşı karşıya gelmemiş liderler burada karşı karşıya gelecek. Bakalım arenadan kim çıkacak? Evet hocam, bakalım. Geliyor. Hangisi yener savaşta? Fatih mi, Timur mu? Bence zor soru bu arada. Bence zor soru değil. Çünkü Timur'un askeri dehası ortada. Fakat Fatih'in kale almakta bazen sıkıntı yaşayabiliyor ama onun da taktiksel dehası ortada. Hani kendisi şahi toplarını orada koymuş. şimdi topla fili karşı karşıya getirsek... Orada Macar Usta yaptı diyorlar. Urban evet, yaptı. Urban diyorlar. Usta yaptı. Ama Fatih çizdi. He. Öyle bir şey. Ya muhtemelen Fatih alırdı. Fatih çok ciddi anlamda alırdı, evet. Ya Timur'un kaybettiği tek savaş olabilir. Celal Erşengör'le kavga edeceğim. Bak o Timur'u aşırı... İlber Hoca da Fatihçidir. Öyle lütfen mi? Evet. Napolyon mu yener, Sezar mı? Napolyon bütün Avrupa'yı tokatladığı zamanında Sezar kendisi bayağı iyi işler yaptı. Ama Sezar bir imparator olarak yapmıştı. Kendi dönemleri, Napolyon dönemleri. Napolyon'un sonunu ortaya koymazsak Napolyon alır. Napolyon alır. Napolyon alır. Hocam sen linç yemeye meraklısın. Cengiz mi yener, Kanuni mi? Kanuni Sultan Süleyman, şimdi Yavuz döneminde Osmanlı hazinesi dolmuştu. O yüzden güçlü bir ordusu vardı. Osmanlı zaten zirvedeydi. O yüzden büyük işler yapabildi. Cengiz Han her şeyi kendisi yapmıştı. Kendi ordu sistemini kurmuştu. Aynı zamanda biyolojik savaşı da ortaya koymuştu. Tarihte mesela mancınıklarla ilk mikropları atan kişi Cengiz Han'dır. Evet. O yüzden Cengiz Han muhtemelen Kanuni'nin esamesini okutmazdı o savaşlarda. Yani Kanuni içinde çok şey. Mesela bütçe ilk defa açık verdi. Osmanlı döneminde Kanuni'ye derler de neyse. Yavuz mu yener, Selahattin Eyyubi mi? Selahattin Eyyubi daha çok kale kuşatmalarında iyi. Hıddin Savaşı'nda falan yine kendisi iyi şeyler ortaya koyuyor ama Selahattin Eyyubi'nin kaybettiği savaşlar var mıdır? Vardır mesela. 4. Baldwin'e kaybetmişti. Yavuz Sultan Selim'in kaybettiği savaş var mı? Evet var ama babası 2. Bayezid'e karşı Karıştıran Savaşı'nda kaybetmişti. Onu saymazsak daha Şehzadeliği döneminden yaptıkları ortada. Sina Çölü'nü geçmesi, dünyadaki işte askeri komutanlar arasında sayılı mareşaller arasına girmesi ortada. Yavuz Sultan Selim alır. Yavuz Sultan Selim de Sina Çölü'nden geçerken şey yapmış işte, asker artık biz yürüyemiyoruz, yapamıyoruz falan demiş. Bakın demiş, görüyor musunuz? Önde demiş kim yürüyor? Demiş kim yürüyor? Peygamber Efendimiz'i görmüyor musunuz? Demiş. O demiş önden yürüyor. Biz de arkasında yürümek zorundayız demiş. O şekilde geçirmiş derler. Doğrudur. Gerçekten bu rivayet edilmiştir o dönemlerde ama orada hani sadece hurafe kısmına değil, işin birazcık da mantıksal kısmına bakmak lazım. Çölü gerçekten geçebileceği şekilde ayarlamış bütün askeri programlarını. Gece yolculuk yaptırmış askerine. He, doğru. Gündüz. Gece çünkü çöl biraz daha serin olur. Evet. Oradan yürümüştür. İkinci tur. Fatih mi yener, Napolyon mu? Fatih mi yener, Napolyon mu? Muhtemelen Napolyon alır maalesef. Vallahi. Dönemin askeri koşullarını karşılaştırırsak şimdi Napolyon'un ordusu daha teknik. Iyi miymiş ya? Napolyon'un iyiliğinden ziyade ordusu güçlü. Elinde tüfek şeyi var, menzili var. Fatih'in elinde şimdi şahi topu var. Hani eğer aynı dönemde ikisini kıyaslarsak sadece strateji olarak bakacak olursak Fatih alır. Benim nasıl milli duygular direkt şey yaptı ha. O kadar iyi mi ya bu Napolyon? Ya eğer Allah Allah. Aynı dönemde kıyaslarsak ikisini yani strateji olarak Fatih alır ama şey kendi ordularından alırsak. Hoca da bir Siyonistlik sesi. Kendi dönemlerinden alırsak Napolyon alır. Cengiz Han mı alır, Yavuz mu? Cengiz Han. Ya kesin. Ya çünkü Cengiz Han dünyanın gördüğü sayılı mareşallerden birisidir ki ikincisi Timur'dur. Ona rağmen az önce Fatih dedim mesela. Timur da gerçekten her şeyi Cengiz Han gibi sıfırdan yapmıştır. Fakat şu... emir zaten. Emir Timur. Ama küregen. Küregen Timur. Ya Cengiz Han'ın soyuna, Hazreti Ali'nin soyuna kendini şecer olarak dayandırmaya çalışmış Emir Timur. Kendisi başaramamış ama onun soyundan gelenler gerçekten de Cengiz Han'ın soyundan geliyor. Finale geldik. Napolyon mudur, Cengiz midir? Cengiz. Her yerden Cengiz çıkıyor arkadaşlar ya. Tipten de falan çık Cengiz çıkıyor. Evet vallahi billahi ya. Hoca Siyonistmiş vallahi, kusura bakmayın. Bizim bir de ortamda satarsın diye bölüm var. Ben küçük bir bilgi veriyorum. O bilgiyi de arkadaşlar işte ortamlarda satıyorlar. İşte ne bileyim first date'de gidiyor satıyor. İşte kızlar ortamda satıyor. Benim şöyle garip bir bilgim var. Türkiye şu an savaşta olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye şu an resmi olarak savaşta. San Marino. Evet, San Marino'da şu an Türkiye savaşta bu. Her işte önüne gelenle 8 yan San Marino var ya, onunla Türkiye şu an savaş halinde arkadaşlar. Nasıl? Osmanlı Devleti'ne 1. Dünya Savaşı'nda savaş ilan ediyor San Marino. Çünkü kendileri İtilaf Devletleri safında. İtalya'nın içerisinde küçük bir devlet San Marino. İtalya savaş ilan edince San Marino da savaş ilan etmiş oluyor. Ama sonrasında savaş bittikten sonra Lozan'da mesela bütün devletlerle biz barış anlaşması imzalıyoruz. Zamanla da işte Almanya ile, Macaristan'la, Avusturya ile San Marino barış anlaşması imzalıyor. Ama ne San Marino diyor ki gelin biz barış anlaşması yapalım ne de biz diyoruz ki onlara barış anlaşması yapalım. O şekilde hala savaş halindeyiz. Resmi olarak savaş halinde olduğumuz bir ülke var? San Marino arkadaşlar. Ben çok şaşırmıştım. Bir de bunun San Marino olmasına çok şaşırmıştım yani. Her önüne gelenden 10 gol yiyen baya çok filmi çıkacak bir konu yani. Futbolda maalesef bir dönem biz de aynı şekildeydik. Sonradan kendimizi topladık. Ama ben de burada bir alt bilgi verebilirim isterseniz. Tabii, buraya tabii. Katkı açısından. Ben de şunu söyleyeyim. 1. Dünya Savaşı hangi tarihte bitti biliyor musunuz? 1918 diye geçer. Evet. Peki Lozan'da biz neden o zaman İtilaf Devletleri'yle tekrar masaya oturmuştuk? Resmi olarak aslında Türkiye'yi Osmanlı'nın devamı olarak görürsek 1. Dünya Savaşı'nın bitimini Lozan olarak almamız gerekebilir. Çünkü biz aslında Türk Kurtuluş Savaşı'nda yine zaten İtilaf Devletleri'nin desteklediği ve İtilaf Devletleri'nin kendi topraklarıyla savaştık Anadolu içerisindeki. O yüzden 1. Dünya Savaşı'nın bitişini aslında 1923 olarak alabiliriz. Fakat resmi kayıtlarda tabii ki Mondros Ateşkesi'nden dolayı... Son bir şey sorayım o zaman. Almanlar yenildi diye biz de yenildik. Bu hak mı, hukuk mu ya? Ya burada şimdi şöyle bir şey var. Almanlar yenildi diye yenildik de aslında yanlış bir bilgi. Çünkü Almanlar aslında yenilmeyecekti. Gerçekten söylüyorum bunu. Almanlar 1917 yılına kadar savaşta gerçekten iyiydi. Osmanlı ordusu. Çanakkale'de biz kendi nüfusumuzu, öğrencilerimizi, gençlerimizi, gençliğimizi ve de umutlarımızı kaybettik fakat savaşı kazandık. Kazandığımız bir şeyde çok şeyi kaybettik. Kafkas'ta Azerbaycan'a özgürlük sağladık. Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a Bakü şehrine girdi. Oradaki isyancıları dağıttı ve Bakü'ye, günümüzdeki Azerbaycan'a bir nefes verdi. Günümüzdeki Azerbaycan'ın kurucusu Enver Paşa sayılabilir mesela. Enver Paşa'ya bugünkü Azerbaycan çok şey borçludur. Evet, bu arada Azerbaycan'daki çoğu kişinin adı Enver'miş bu arada arkadaşlar. Öyle diyorlar. Bu da alt bir bilgi. Evet arkadaşlar, bizim programımızın süresine sığan hurafeler bu kadardı. Emin olun daha bir sürü hurafe vardır. Bizim de aklımıza gelen bir sürü hurafe var. Ve sizin de aklınıza gelen bir sürü hurafe vardır. Daha da üretilecek bir sürü hurafe vardır. Onları yorumlara da yazabilirsiniz. Mümkünse cevaplayabiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü konuğumuz Emre Yükselen. De Emre Yükselen'i hem YouTube'dan hem de Twitch'ten Emre Yükselen olarak takip edebilirsiniz. Zaten hoca da sürekli tarih anlatıyor bildiğim kadarıyla sayfalarında da. Yani devamını da işte yeni bir hurafe çıktıysa hocanın gidin sorun işte yani bu doğruluğu var mıdır diye. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir başka 10. Köy'de doğruları konuşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.